Selamun aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine önce huzur, sonra önce sağlık, sonra huzur, sonra bereket nasip etsin inşallah diyelim ve videoyu açalım. Dün eğer izlediysen videoyu, demiştim ya, evi hala yerleştiremedim. Bütün yıkadıklarım dur ya, ev yerleşecek diye hala yerleştiremedim. Niye dersen, şimdi Allah da bilirken saklamayacağım. Eşimi, çocukları gönderdim, bana bir rahatlık çöktü. Kalktım televizyonun başına, birazcık Müge'ye baktım, model aradım falan filan. Ondan sonra eşimin öğlen yemeği saati geldi. Onun işte yemeğini verdim, işte çay may bilmem ne. Onu gönderdim. İşte ayarlık ya. Sonra gittim yan tarafta görümcem de çay içtim. Neyse, ondan sonra tabii yine saat kaça geldi? Şu anda valla bilmiyorum, saate bakmadım, işte telefondan da bakamıyor. Yemek hazırlama saati geldi. Önce bugün ne yemek yapacağım? Patlıcanlı patatesi, sonra yine meşhur yemeğimizden yapacağım. Çünkü bunu hepsi birden yiyorlar. Hani bugün ayrı ayrı yemek yapacak vaktim yok. Çünkü diyeceğim sana, laboratuvara götüreceğim. Ta ev duruyor, yerleştiremedim. Bir de ne oldu bugün biliyor musun? Şimdi bir tane yan tarafa gittim işte görümceme. Telefonu şeye taktıydım, şarja taktıydım. Geldim baktım, bir tane yorum gelmiş. Önce ne dediğini anlayamadım. İşte ne yazmış, ismini de bilmiyorum şimdi, kullanıcı adını da bilmiyorum yani. Böyle bir değişik bir isimli, bayan erkek mi onu da bilmiyorum ya, hoş. Ondan sonra şey yazmış, işte bu nasıl başlık, başlıktan ne anladınız, işte anlayan varsa anlasın falan diye. Bu da güneşli, bir tuhaf oldu, dur şöyle şuraya çeksen aydınlanır mı ki acaba? Aydınlanıyor herhalde, ha biraz daha iyi. Ondan sonra ya şimdi ben bakıyorum başlık, inan olsun bak, ya şuradan şuraya gitmek nasip olmasın, anlamadım. Hani başta bakıyorum, başlıkta bir şey yok. Çünkü işte çamaşır zor kuruttum dedim. Yani güneş kovaladım dedim. İşte onun başlığını attım. Ondan sonra ne yazdım? Hani kedi de burada mazgalda kaldıydı ya, onu yazdım. İşte annesi kurtardıydı. Kız ondan sonra sen şöyle bir baktın. Birazcık şimdi Allah da bilir, biraz art niyette düşündüm böyle. Demek ki onların gözüyle de bakmak gerekiyor bazen videoların başlıklarına. O atarken, daha doğrusu yazarken. Kız Allah dedim, kahretmesin. Tam böyle. Yani bende de var kabahat aslını istersen. Tam böyle aklı başka yerlere çalışan insanların şapta videoyu dalacağı bir tane başlık atmışım. Allah da beni kahretmesi. Ondan sonra neyse ben başlığı değiştirdim, onu engelledim. Tamam bak şimdi biz başlıkları atarken, Allah da bilirken şimdi yalan demeye gerek yok. Yani böyle hani dikkat çekici başlıkları atmazsak, ya ben kapak resmini mesela ya da başlıkları o şekilde atmazsak, hani tıklanma çok zor olursa, yani sıradan bir başlık atarsan ya da işte bilmem ne. Ama Allah da seni inandırsın, eğer o şekilde bir başlık atmak için yazdıysam onu yüzüme tükür. Yani diyor ki bak şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Ne zaman ki ben böyle ulan dedim, acaba dedim hani başka yerlere mi çekiyorlar işi? Dedim tamam. Başlığı da değiştirdim. O kişiyi de sildim. Keşke engelleseymişim. Çünkü aklı böyle başka yerlere çalışan insanların benim kanalda işi yok. Alır. O öyle yani. Benim kanalıma gelmesin öyle insanlar benim kanalıma. Dedim ki Yıldız sen bu başlığı değiştir. Keşke diyor mu? Keşke de engelleseydim. Neyse. Yani bak şimdi Allah var. Yani yalan söylemeyeceğim hiç. Bazen ben böyle kanallara bakıyorum. İşte dedikodu. Ondan sonra bak. Dedikodu zaten bir numara. Birbirine sataşma. Şimdi niye yalan söyleyeyim? Bunlar ortada olan şeyler yani. Birbirine sataşma. Sonra nasıl diyeyim sana? Aile sırlarını ortaya dökme. Bak bu en baş zaten. Aile sınırlarını ortaya dökme. Sınır ne kız? Sırlarını. Ortaya dökme. Bunları eğer yaparsan, bak açık ve net söyleyeyim. Bunları yaparsan böyle seni izleyici, yani farklı izleyiciler diyeyim artık. Yani onlara da şey yapmak istemiyorum ama yani böyle havaya çıkıyor kanalın. Ay yuka çıkıyor. Çok da güzel para kazanıyorsun. Ama ben hiçbir zaman o şekilde bir kanalın olmasını istemiyorum kendi kanalımda. Öyle yani. Dedikodu yapmam, yapmak istemiyorum kanalımda. Ondan sonra işte birilerine sataşmak istemiyorum. Artı böyle aile sırlarıma, ha hepimizin evinde sıkıntı yok mu? Olmuyor mu? Oluyor, var. Ama ben bunları tutup da burada niye para kazanacağım diye paylaşayım. Bunu yapan insanlar var mı? Yalandan bile ortaya böyle fitne çıkartan insanlar var kız YouTube'da. Ama ben hani onu yapmadığım halde, yani aklıma da kötülük, hani fesatlık gelmediği halde bir başlık attım. Gelmiş oraya diyor ki, bu başlıktan siz şimdi ne anladınız? Elinin körü ne anladı? Bak hiçbiriniz bana böyle farklı bir şey yazdınız mı? Çünkü bizim gidişimiz belli yani, kanalın gidişi belli. Sen tut oraya, artık nasıl kanalları izliyorduysan artık, onu da sana söyleyeyim. Belki de izliyorsun şimdi beni. Artık nasıl kanallar izliyorduysan, demek ki videoyu başlığı oraya yormuşsun ki hemen
başlıktan şey yapıp videoya girmişsin. Ama umarım ki ben istediğini de alamadın yani videodan, değil mi? Belki o da zoruna gitti, o yüzden oraya yazmışsındır. Neyse, hakikaten sinirlendim kız. Yani insanların aklı nerelere çalışmış, nerelere yormuşlar kız başlığı. Tövbe estağfurullah. Değiştirdim, neyse orayı ayarladım da. Hani hiç ben izleyicimden bugüne kadar yorum yapanlardan hiçbir tanesi de bana demedi ki Yıldız sen nasıl başlık attın diye. Tamam, hani ilgi çekici başlıklar atmamız lazım. Hani keşfete falan düşüyorsa ya da birisi görüyorsa tıklaması için, ama o kadar da değil. Haddimin sınırımı o kadar da aşmam yani. Neyse, böyle bir hararetli giriş oldu. Dediğim gibi şunu da söyleyeyim, zaten Allah'ıma çok şükür bak. Benim bütün bacılarım mesela böyle, hani bana, ben onlara nasıl yaklaşıyorsam onlar da bana o şekilde yaklaşıyorlar. Yani bugüne kadar hiç öyle böyle, nasıl diyeyim, hani absürt bir yorumla karşılaşmadım. Allah hepinizden razı olsun. Ama böyle benim kanalımda dedikodu bulamazsın bak. Bunun peşin peşin dedikodu bulamazsın. Aile içi sırlarını ortaya döken birisi de değilim. Kiminle sıkıntım olursa olsun sonuçta burada da bunu paylaşacak da değilim. Ama yani zaten o şekilde video asla benim kanalımda bulamazsın. Sataşma, dedikodu, işte ne diyeyim sana, o tür şeyler benim kanalımda yok. Ha, bunu bekleyip de geliyorsan zaten gelme, kapı orada. Ha, bitti. Kız vallahi billahi daraldım ya. Neyse, bu konuyu burada kapatalım, daha fazla uzatmayalım. Yavrum gene kapıda ağlıyor bak. Ama almayacağım şey. Yine az önce öğüne yemek koyuverdim, yedi, almayacağım. Ağlasın, ne yapayım ya. Çok üzülüyorum ama, içimiz o kızın gölü böyle severken, ama ne yapayım, bir almayacağım. Ben şimdi şunu bir tuzlu suya basayım. Bu burada kızarırken gider gelir buna bakarım. Hem orada yemeği yaparım. Ondan sonra da patatesini kızartırız bunun. Bunu kızartır, sosunu yaparız. Ondan sonra pilav derken, ama bu arada da evi de yerleştirmem lazım. Eşim akşam gece diyor ki, hatun bir yere mi taşınıyoruz? Gidiyoruz mu diye, her yerde havaya kaldırmışım diye, ama inşallah bugün ha evi yerleştiririz bakalım. Sana bir şey diyeyim mi? Az önce sineklerin yüzünden 3 tane videoyu çöp ettim. Bak niye dersen, yine geldi bu. Niye dersen, 2 dakikalığına mı ne, şurada az önce kapıyı açtıydım. Örtümü sirkelemeye çıktım, bir şey sirkelemeye çıktım. Şeyleri avlarken, kedileri avlarken içeri girmesin diye bu sefer sinek girmiş. Böyle tam böyle ben burada konuşayım kendi kendime. Şuralara falan işte bak, şu örtüleri falan koydum. Bunları düzeltiyordum. Bir baktım tam böyle telefonun kamerasının önüne gelmiş orada duruyor. Bir baktım, ana beni kim görüyor? Sinek böyle, sinekten bakışacıydın yani. Eğer o videoyu koysaydım sinekten bakışacıydım. Böyle gelmiş orada duruyor kameranın önünde. Neyse. Şeyi koydum, patatesi koydum, o kızardı. Ben bu videoları çekerken patates falan çoktan kızardı, çöp ede ede videoları. Patates kızardı, patlıcanı koydum. Onu da hallolduktan sonra sosundan artık suyunu falan göreceğim, yemeğini yapacağım. Bunları yerleştirdim. Senin haberin yok tabii bu olaylarda. Bunları yerleştirdim. Şimdi şununkini yerleştireceğim. Ondan sonra evi şöyle bir süpüreceğim. Şöyle güzel çamaşır suyuyla bir sileceğim. Ondan sonra paspaslarımı yerleştireceğim. Bu arada tabii yemek de oluyor. O da böyle halloluyor yani. Sonra pilavını yapacağım dediğim gibi. Ondan sonra bir çorba yaparım. Bugün işlerini halletmiş olurum. Ama tabii önce şu yarım kalan örtü işlerini bir halledelim. Şöyle eğilip. Dur ben size şu tarafı alayım. Çünkü o kadraj burada iyi değil. Tamam, herhalde buradan iyi çekebilirim. Dur. Şu kaldıydı. Şunu yarım bıraktıydım. Patates aklıma geldi de bunu yaparken hemen mutfağa atladım onu böyle bırakıp da. Sonra da bir baktım kameraya, sinek yapışmış duruyor telefonun kamerasında. Oraya kadar konacak yer bulamadın mı, değil mi? Bir salın şu telefonu, yok. Şunları şöyle bir düzelteyim. Şey, Ruhsar annem bana bunları herhalde, tabii Ruhsar annemdi. Hani onları bir tane şöyle örtü diktir falan dediydi bunları, ama yok. Bunlara uygun örtü yok. Hem bir de koltukları da artık sevmiyorum ya. Değiştireceğiz diyor. O yüzden örtüm onu. Bunlarla böyle uğraşacağım. Üstüne böyle oturuyorum, mesela yatıyorum. Bir bakıyorum, ana altına kaybetmiş örtü. Ama ne diyeyim, uğraşacağım yine, boş ver. Yeni şey olursam belki, oturma grubu falan alırsam, İnşallah bunlardan vazgeçip de ondan sonra ona uygun böyle şöyle ufak şeyler yaparım. Ama üstüne örtü uygun olanlardan alacaksın. Çünkü benim bu uşakları ikisi de böyle adam akıllı büyümedikten sonra örtüsü koltuk olmayan. Yok, inan ki olmayan. Şöyle şunu düzelteyim. Öbür tarafından da yapayım da şimdi şöyle. Sen beni böyle tam göremiyorsun. İşte anam bak, diyorlar ki bana bir de. Çoğu zaman temizlik videoları çeker misin? Hani böyle temizlikler, yani temizlik benim işim var diye Kadir Ezildi'nin. Onu mesela izlerken böyle hani temizlik yapasın geliyor ya. Hani aynı öyle bizi de, hani sen de temizlik yaparken biz motive oluyoruz falan diyorlar, ama işte eğil, doğrul, belin açılıyor, bilmem ne olmuyor işte. Bak kaç yer değiştirdim. Ne yapayım şey? Neyse bu böyle olmayacak. Ben hiç rahat temizlik yapamayan, hiç rahat şunu ayarlayamadım. Bunu ayarlayın öyle geleyim. Ateşi tamam. Şu ceketim. Yastıkları dursun şurada. Bunlardan var ya tangaçlar, ama biliyor mu? İnan ki. He oğlum. He. Gene mi
içeri girdi. Bak şimdi bak göstereyim sana. Gel. Gel kızım gel. Gel fıstığı gel. Gel bak hemen çakıt üstüne atladı bak. He oğlum he. Oğlum sağol ıslaktır. Anne ben hiç gelmeyeceğim ıslaksa. Zaten ben de senin sahaya gitme kapıda oyna. Anne toprağımı sizi veriyor. İyi tamam git eğer sen bir kepaze gibi gel bak ben seni ne yapacağım. Damla yağsa geliyor. Tamam hadi. Bak kapıyı açarken nasıl girdi içeri içeri güzelliğine bak. Kız ağzını yediğim sana kıyamıyorum daha. Kendi gibi doğurdu şuna bak şu tüylere bak bak kendi gibi doğurdu şuna bak kirpi kılık seni kirpi kılık seni karar ver sen kedi misin kirpi misin gel bak bak ah bir aşağı inebilse de oynayabilse ah bir aşağı inebilse de oynayabilse ah bir aşağı insem de oynayabilsem kız annem kız annem kız annem zaten çirkinsin en de çirkin ol neyse şu dışarı atayım minderleri yerleşim elimi yakayım da gelin ah yine ne yapayım tuttum bak dayanamıyorum yine dayanamıyorum. Dışarı çıkardım ya ağlıyor. Neyse ikinci şeyi de koydum. Hani denk geldi yani ikinci patlıcanı da koydum. O da halloldu. Onu devirdim sağ uşak geldi ve kaynak oldu. Bunlardan tam kaç tane var biliyor musun? Bu çekatların altına doldum. Şu içerideki bazanın altına doldum. Belki 8 tane tava bunlardan. Hatta böyle bir tane videom var. Bunları biz aldık geldik. Bak izlemeyenler için söyleyiveriyorum. Bunları biz aldık geldik. Bir bakıyorum minder, bir bakıyorum minder, böyle bir bakıyorum minder. Aa dedim. Sonra ben bunun şeyine baktım, fiyatlarına baktım. Bir baktım 150 liraydı tava o zaman. Kız koltukları da 2-250'ye mi? 2'ye mi ne aldıydık o tava kaç sene önce? 2'ye mi ne aldıydık? Hatta benim adıma dedim ki, onu da videoda söylediydim. Ay Abdullah dedim bizi dedim, minderlerin dedim aman koltukları şeylerin yanında dedim. Neydi kız buna da? Minderlerin yanında dedim, koltuğu bize bedava vermiş de dedim. Ha bunların yanında eşantiyon olmuş gibi bir şey oldu çünkü çok pahalı bu. Vallahi bak. Neyse şöyle dursun. Ama çok güzeller değil mi renkleri? Beğendin mi? Bence çok güzeller. Fazla öyle toz da yok. Bir şey de yok kız. Renklerim de güzel. Bak şöyle kenara koyuveriyorum. Hepsini bundan üstüne koymaya kalsam zaten oturacak yer bulamazsın şeyde koltukta. İnan bak bu da böyle. Görüyor musun? Çok güzeller. Ha şöyle sen de şurada dur. Şunları da şöyle başımıza altına koyuyoruz. Yatak var şurada. Televizyon falan seyrediyoruz ya. Neyse sonra dursun. Şimdi şu sehpanın üstünü sileyim. Çekatın bunun örtüsünü de şey yapayım yerleştireyim. Ondan sonra siler süpürürüm. Patlıcanın ikinci partisi dediğim gibi şeyde ocakta o da kızarıyor. Ondan sonra kıymalı şöyle bir sos yaparız. Orada tıkır tıkır kaynarken ben de burayı hallederim. Ama artık yani girişmem lazım böyle şeyden olmuyor. Ben biraz ilerleteyim ondan sonra gelirim. Bir tarafa pilavı koydum. Öbür tarafta kıymalı sosu yapacağım dedim ya bu kadar kalmış kıymayı ben de bu kadarla yapıyorum. Şey patlıcanı patatesi böyle kızarttım. Üzerine ekleyivereceğim. Suyunu koyacağım. İkisi de aynı anda pişecek çünkü bayağı bir fazla kızarttım şunları. Ay elime de bir şey gelmiş. Pul ver herhalde. Bayağı bir fazla kızarttım bunları da. İkisi aynı anda pişer dediğim gibi. Yemeklerimi de koyduğum gibi bir şey yani sayılır. Dur şu patlıcanı ekleyeyim. Şöyle koydum şeyin içine, tencerenin içine. Suyunu da ekleyeyim şöyle fazla hırpalamadan. Çünkü ikisi de kızarmış ya ezili verir diye fazla döndüremiyorum bunları. Bu kadar suda buna yeter. Şöyle bir oyundan bir yandan döndürüvereceğim. Tabi bu arada pirinçler takır takır olmasın. Kapağını nereye koymuşum? Kapağını da alayım. Sen burada ağır ağır hallol. Şimdi şunu halledeyim. Bunun da suyunu vereceğim. Zaten ölçülü yapıyorum. Bir bardağı, bir buçuk bardak gibi yapıyorum bunu. Ama geçen biraz daha böyle bu şey oldu. Pirinç tapası gibi oldu. Azaltmam lazım suyu. Ben sürekli hani farklı farklı pirinç alıyorum şimdi. Şey yapmayayım yani yalan söylemeyeyim. Bakıyorum hangisi uygun, hangi pirinç daha iyi onu alıyorum. Hani belli bir markam yok benim. O yüzden bazen tutturamıyorum pilavı. Çünkü pirinçten pirince fark ediyor. Ama bunu geçen ayarını tutturacağım. Dur geçen dediğim gibi bir tecrübe yaşadım. Lapa gibi oldu ama dur şimdi güzel olacak bu. Bunun da suyunu ekledim. Şöyle bir döndüreyim. Döndürdüm. Tuzunu da ekleyeceğim. Bunu kapağını kapatıvereceğim. Bu da ağır ağır hallolsun. Yemekler pişerken ben de temizliğimi yaparım. Tamam değil mi? Tamam bunu da kapağını kapatalım. Ay dur tuzunu koyayım dur. Tamam tuzunu da koydum. Bu tencerenin kapağını ben kırdım da öteki pembe tencerenin kapağını da akıyorum. Baksana atayım şimdi düşünce şey kız. Bir de güzel kız kardeşim vermişti bana bak bunu. İyi yani tencere baya güzel. Hafif şu ortasını böyle bir sardırıyor ama olsun ben yine öyle onu kullanıyorum ama iyi yani. O yüzden kapağı başka tenceresi başka birbirinden bağımsızlar. Yemekleri koyduğuma göre onlar orada hallolsun. Ama bak daha kabının falan şu toplama işini yapamadım mutfağa. Çünkü dedim ki yerleri falan yapayım içeriler düzelsin. Adam içeride gelip otururken ben buraları da hallederim. Çorba
lavaboda yapacağım ya daha zaten. O yüzden pek fazla önemsemedim yani. Şimdi şuraları süpüreceğim. Şimdi beni böyle hem elimde telefon hem elimde süpürgeyle görüncem gördü de üst katın anahtarını bıraktı. Bak camın önüne kayınvalidemler yok ya. Biz onun aratıcısından su alıyoruz içme suyu. Allah aşkına şu dedim kepazeleme bir baksana dedim. Diye ki vallahi resmen yaşam mücadelesi veriyoruz diye. Neyse şuraları ben şimdi bir süpüreyim ondan sonra beraber sileriz. Gerçi o nasıl beraber sileceğiz sen bakacaksın ben yapacağım. Neyse ben bunları halledeyim de ondan sonra silme işini geçiririz bakalım. Sile 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 ta araya kadar geldim. Ara dediğim de bizim o şu ara var ya lavabonun olduğu yer. Oraya kadar geldim. Şimdi burayı da sildikten sonra bu şeyle kokuyla adını de eskimiş terlerini şuraya atıverin. Görmesen onları veya eskidiler de atacın gayrı. Şeyi ismini diyiver. Bu böyle yer yüzey temizleyici döküyorum ya ben bunu. Bundan tuvalete akıtıveriyor. İyi oluyor. Hem böyle çok güzel kokuyor. Aynı burası gibi. Şöyle de bir aldım mı böyle. Hah burası da bitti. Bir tek tuvalet kalıyor. Zaten tuvalet hep en sona kalıyor ya. Hah burası da bitti sayılı. Ay bir kere daha geçeyim ben buraya. Telefonu elimden bırak. Şöyle hatır hatır. Ondan sonra dediğim gibi gayet tuvalet yıkayacağım. Gene benim ay dur şu an ışığını kapatayım. Gene benim şarpı marpı gaydı mi? Gene haklıydım. Hakkından geldim. Neyse şimdi şu patates yemeğini de patlıcan yemeğini de bir kontrol edin. Ondan sonra tuvaleti yıkamaya geçerim. Ha bu da iyi kız bu da pişmiş gibi şey. Sen de niye yine açık kaldın? Ha musluk yine açık kalmış bazı şeysi gevşemişler. Hep diyen ya sana hala ta onu yapacağız. Şimdi şöyle kontrol edeyim de. Oo tamam tam kıvamında. Ne ezilmiş ne bir şey. Oh 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 mis gibi olmuş. Tamam bu da pişti. Bunu da altını kapatın. İş bir tek çorbaya kaldı. Çorbayı yapmadan önce kar tuvaleti de yıkayın. Orası da gurur. Ahali gelene kadar bugün işlerini böylece bitirmiş olacak. Baba bak şuna bak. Çilip guayı görüyor musun? Tafandan hep diyor ya tafandan yakında kaynana ama böyle tıklayacak. Buradan çıkacak yukarı. Canlarım vallahi benim işim salonda, mutfakta, oğlanın odasında. Arada tamam. Şöyle yastıklarını koyuverdim. Gelince hemen oraya uzansın diye. Kumandası da orada. Geldi, eşimden bahsediyorum. Geldiği zaman hemen televizyonu açar. O burada böyle dinlenirken ben de çorba yaparım ama o gelene kadar da çorbayı da aslında yapsam mı ya? Bak power bank'im hala orada duruyor. Dedim ya. Ya mutfağımı da biraz karıştırdım. Baksana. Mutfağı toplayayım ben en iyisini. Tuvaleti zaten yıkadım. Şuna kedileri verdim az önce. Yumurta şey yaptıydık da. Öğlen yemeğinde eşime. Yumurta şey verdim. Baktım bayağı bir cıldı. Herhalde dedim aç gene bunu verdim ona. Onu yediler. Buraları toplarım. Yemekler zaten oldu. Ocağı bir silerim. Çünkü ocağı döküldü hep şunun kenarlarından. Bunun kapağını, tencerenin etrafını bir temizlerim. Ondan sonra da dediğim gibi çorbamı yaparım. Bugünkü işlerimi de bitirmiş olacağım. Hele ben şöyle bir toparlayayım ondan sonra yine geleyim. Çorbamı da yaptım. Nasıl yaptım diye sorarsan dur belki görebilirsin bak. Sucuklu yaptım bunda. Senin sucuklu böyle yapar mısın bilmiyorum. Ben bazen bunun içine böyle ufak ufak minik minik bak şöyle şöyle sucuk doğrarım daha güzel oluyor. Hatta benim ufak oğlan bunu bu şekilde daha çok seviyor. Pilavım zaten hazırdı. Bu yemeğim zaten hazır. Tencerenin şöyle etrafını falan temizlemeye çalıştım ama bak yine de çok sıçramış. Yani o kadar kötü görünmüyor ama olsun yine ben şöyle bir etrafını sildim. Ocağı sildim. Mutfağı toparladım. Makinenin işi bitişine ha bitirdi zaten. Altına ne koyduydum kız bunun içine ben. He oğlanların paspasını şey yaptıydım odasının. Paspası attım onu da kurutacağım. Salonunki hala kurumadı. Buranın yolunu serdim farkındaysan salona. Olsun burası boş, durma, boş dursun da salon boş durmasın değil mi? Ayağımızın altında çocukların. Onlar burada pek fazla vakit geçirmiyorlar zaten. Şurada da bak sana ne göz kırpıyor. Bak gene zararmış. Bak sana ne göz kırpıyor oradan? Patates yanında ne var? Sarımsaklı yoğurt. Onda sarımsaklı yoğurt yapacağım. Şu yeşilimsi şeyde ne biliyor musun? Gül dalı. Onu aldım aslında böyle hani daldırırım belki büyütürüm diye. Çünkü şey pembe gül bu. Reçellik gül var ya ondan bizim köyde de yok. Yengemle ya daha doğrusu iki yengem istediler benden ama bilmiyorum yapabilirsem inşallah daldırabilirsem bunu büyütebilirsem köye götüreceğim bunların fidanlarını ama hiç o ışık bende yok gibi geliyor. Şurası yine gözüme de battı. Patatesi de sarımsaklayacağım demiştim ya. Bak şöyle sarımsaklı yoğurt yaptım. Bak bunu ben böyle çok seviyorum. Bilmiyorum sen böyle hiç yapıyor musun? Bunu haşlıyorum. Sadece doğruyorum. Hani böyle yağda tereyağında falan çevirmiyorum hiç. Gerçi öyle yapsam daha da güzel olur ama hiç denemedim. Yalan söylemeyeceğim. Böyle sarımsaklı yoğurtlu şöyle. Eşim yemeyeceği için onu şöyle büyük olan ikisine şey koydum. Yoğurt koyverdim sadece. Salata falan yapmadım. Sonra bunun üzerine bir de şöyle ah salça yaktım. Bunu şöyle gezdireyim hepsini. Biraz üstüne pul biber dökeceğim. Oh mis dur.
Pulverini de döktüm. Oh mis. İyi ki bunu, yani sana şöyle söyleyeyim, babamdan, amcamdan, yengemden Allah bin kere razı olsun. İyi ki şu patatesi dikmişler. Yani hep diyorum ya, bizim Kastamonu patatesi bir başka. İyi ki yapmışlar. İyi ki, yani ne diyeyim, elleri kolları ağrımasın inşallah. Masamı da şöyle hazırladım. Dedim ya, yoğurt koydum, patatesi koydum. Onu büyük olanla ben yiyeceğim. Yoğurt yine canı ister belki babası yerken diye. Yine yoğurt koydum. Yemeğim, çorbam, pilavım, ekmeği unutmuşum. Onu da getireceğim şimdi. Artık biraz da eşim hiç kıyafetten oraya koymuş. Artık ben de birazcık Esrar ola bakayım değil mi? Gene çarpıldık ama olsun. Bütün işlerin hakkından geldik. Neyse canlarım, biz artık bütün evin ahalisi geldi. Hepsi içeride, eşim oğlandan kumanda istedi. Dedim ya sana, oraya gelir hemen uzanır kumandasını alır diye. Televizyonu Esrar onu seyredi. Ben de birazdan seyredeceğim. Ne kadar kaldıysa tabii artık Esrar'da bitmek üzereydi. Yemeğimizi yiyelim artık. Çayımızı içeriz. Derslerimizi yaparız. Artık akşam şeysi yani. Artık herkesin evinde olan şeyler. Rabbim hepimizin evine huzur versin inşallah diyeyim. Ağız tadıyla yemekler yemeyi nasip etsin. Benden bugünlük bu kadar olsun. Artık veda zamanı. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Birazcık çarpıldım, şuna bak. Biraz çarpıldım ama artık yapacağım şey. Sen de böyle oluyorsundur. Hadi görüşürüz. Benden yana hakkın varsa bin kere helal olsun. Sen de hakkını helal et. Oldu mu? Hadi bay bay. Allah'a emanet.